Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an katılımlar devam ediyor. Bu esnada ürün anlatımı ve ürün tanıtımına geçmeden önce öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Ergün, Bağış Holding'in grup şirketlerinden Bağış Teknoloji'nin saha satış personeliyim. Saha satış organizasyonunu ve koordinatörlüğünü yapıyorum. Bizim sahada bugün itibariyle sizlere tanıtacağım farklı alanlarda kullanabileceğiniz ürün gamlarımız var. Bu ürün gamları ile ilgili kısa bir detaylı sunum yapmak istiyorum sizlere. Sizler de arkadaşlarınızın, dostlarınızın tavsiyesiyle bugün bu toplantıya dahil oldunuz. İnşallah sizleri bilgilendirmek açısından verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle firmam hakkında bahsedeyim değerli katılımcı arkadaşlarım. Bağış Holding, Saim Bahadır ve ailesinin kurduğu 30 yıllık ticari tecrübesi olan bir firmadır. Şirket olarak enerji, turizm, inşaat, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi farklı hizmetlerle şirket politikasına hizmet veren bir firmadır. Aynı zamanda bir hastane işletmesine de sahip firmamız. Ve firma olarak grup şirketlerimizden az önce dediğim gibi Bağış Teknoloji olarak Doktor Air Cleaner markasını şu an ülkemizde siz değerli vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın kullanması için yarattığımız bir markadır ve aynı zamanda ürünlerimizdir. Öncelikle bugünkü sunumda 4 fonksiyonlu UVC iyonizer ozon cihazımızın tanıtımını gerçekleştireceğim sizlerle. Nedir 4 fonksiyonlu UVC iyonizer ozon cihazı? Şimdi birazcık bundan bahsedelim. Cihazın teknik özellikleri ozon verme özelliğine sahip bir cihazdır. UVC ve havadaki bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Negatif iyon özelliğine sahiptir cihazımız. Aynı zamanda bugün hepinizin haberlerde, televizyonlarda çok fazla duyduğu HEPA filtre özelliğine sahiptir. Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, şimdi küçük bir video izlemenizi istiyorum. Ozon verme özelliği vardır. Ozon nedir diye kısaca bir bilgilendireyim. Belki birçoğunuz ozon hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Dünyanın en güçlü sterilizörüdür ozon. %99,9 mükemmel bir şekilde sterilize etme özelliğine sahiptir. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün de pandemide açıkladığı COVID-19 virüsüne karşı da güçlü bir dezenfektan olarak açıklamıştır ozonu. Ozon aynı zamanda doktorların bağışıklık sistemimizi güçlendirme konusunda da üst düzey yeteneği olduğunu sık sık makalelerinde bahsetmektedir. Cihazımızın ozon özelliği aynı zamanda rutubet, küf, yeme, gaz, tuvalet, sigara gibi ortamlarda koku yok etme özelliğine sahiptir. Bununla ilgili ev ortamlarında biliyoruz fazlasıyla rutubetli ortamlar, havasız alanlarda oluşan kötü kokuları yok edebilir. Mutfak dolaplarınızı, buzdolaplarınızı yemek kokularıyla silmiş ortamlarınızı dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Tuvaletinizi, banyonuzu, özellikle nem ve rutubet alanının fazla olabileceği alanları dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Sigara içilen ortamlarda sigara kokusunu yok etme özelliğine sahiptir. Ağız ve ortamda oluşabilecek kokuları, bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Özellikle kalabalık ortamlarda nefes kokusu, ayak kokusu, ter kokusu gibi kokuları ozonlama işleminde ne yapabiliriz? O ortamdan kaybedebiliriz değerli arkadaşlarım. Havada bulunan bakteri ve toz, küf, virüs, polen gibi ortamda yok etme özelliğinden bahsetmiştim. Tabii ki ozonlama işlemi yaparken belli şartlar gerekli. Bunlarla ilgili detayları da sizlerle paylaşacağım. Özellikle biliyorsunuz bu koronavirüs illetiyle şu an dünya bir mücadele içerisinde ve bu hastalık şu an kullandığımız maskelerle geçmediğini aslında hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar pandeminin birinci safhası olan maske, eldiven, dezenfektasyon gibi uygulamaları
maalesef başarılı olamadığımızın bir göstergesi. Şimdi ne yapıyoruz? Ortam dezenfektasyonu ile ilgili olan çalışmaları ne yapacağız? Yapmaya çalışacağız hep birlikte. Ozon neydi? Öncelikle bir bundan bahsedelim. Ozon bildiğimiz havadaki klasik oksijeni elektron alarak havada molekül yapısının değişmesi değerli arkadaşlarım. Aslında ozon hepimiz biliyoruz. Sabahleyin erken kalktığımızda dünya tabakasında dünyanın ortamda kirlenmiş olduğu akşama kadarki olan kirlenmeyi sabahleyin ozon tabakası dünya katmanlarından yere inerek temizleme görevini yapıyor. Bu dünya bunu aslında her gün kendini dezenfekte ediyor, yeniliyor. Ama tabii bu ortam ne yapıyor? Zamanla yine kirlenme devam ediyor. Ama peki evimiz, evimizin içi, yaşam alanlarımız, iş merkezlerimiz, çalıştığımız alanlar işte buralarda yeterli derecede dezenfektan olmadığı için salgın dediğimiz hastalıklar maalesef devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, ozonla neler yapabiliriz? Bununla ilgili de biraz bilgi vereyim size. Ozonlama yaptığınız işlem sırasında sebzelerinizi, meyvelerinizi, yiyeceklerinizi, içeceklerinizi tarım ilaçlarından dezenfekte edebilirsiniz. Ya da bugün çok sevdiğimiz çocuklarımızın, bebeklerimizin, torunlarımızın çamaşır kıyafetlerinde kalan deterjan artıklarını dezenfekte etmekte kullanabiliriz. Özellikle egzama hastaları olan büyük yetişkinlerde deterjan artıklarının ne tarz alerjiler yarattığını hemen hemen herkes bilir. O yüzden ozonlama yapılmış çamaşır deterjanlarda size zarar verebilecek kimyasal atıkların kalmadığını ya da yiyecek ve içeceklerinizde yine aynı şekilde size zarar verebilecek tarım, zirai ilaçların zararı olmayacağını ozonlayarak görebilirsiniz. Aynı zamanda yiyecek ve içeceklerimizi nasıl ozonluyoruz birlikte izleyelim. Bir tarafta tavuğu ozonluyoruz, diğer tarafta ise bir iş çamaşırını ozonluyoruz. Bakın bildiğiniz marketten alınmış bir tavuğun üzerinde çıkan tabakayı görüyorsunuz. Tavuğun içerisinde biliyorsunuz tavuk her şeyi yiyen bir canlı. Otomatikman kendi kimyasallarını ve aynı zamanda hazır tavuklar olduğu için onlara verilen hormonların nasıl dışarı atıldığını gözle görebilirsiniz. Ya da bir çamaşırdaki kuru bir çamaşır bu aynı zamanda içine su katılarak tekrar ıslatılıyor. Ne hali geldiğini birlikte görelim. Yine değerli arkadaşlarım başka bir tavuğu sizlere göstereceğim. Bakın bu tavuk yaklaşık bir saat bizzat benim tarafımdan ozonlandı. Bu ozonlama işlemini biz Nevşehir'de sunum yaptığımız bir yerde yaptık. Ve çekimi bir arkadaşım yaptı o esnada. Bakın görüyorsunuz sanki üstüne büyük ciddi bir böyle deterjan, sıvı deterjan dökülmüşçesine ne yapmış? Köpürmüş. Bakın neleri tükettiğimizi, neleri yediğimizi aslında buradan bir kere daha görmüş oluyoruz. Tabii ki bunları yemeyecek miyiz, tüketmeyeceğiz mi? Evet. Bu tavuğu ozonladıktan sonra gayet sağlıklı bir şekilde pişirip yiyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi cihazımızda bir de aynı zamanda UVC lamba özelliği var demiştim. Bugün UVC 40 yılı aşkın bir süredir hastanelerde, ameliyathanelerde dezenfekte etmek için ortamı kullanılır. Hepiniz bilirsiniz ki hastane ortamında özellikle ameliyathaneler sterilize olmak zorundadır. Çünkü hastalıkların en kolay bulaşabileceği alanlardır. Bu konuda cihazımız ne yapıyor? Laboratuvarlarda testlerde test sonuçlarında 6 saniye koronavirüs dediğimiz SARS-CoV-2 virüsünün bile etkisiz hale geldiği ispatlanmış değerli arkadaşlarım. Ve bu çeşitli uygulamalarda kullanılabilen UVC lamba teknolojisi bizim cihazımızda havayı dezenfekte etmek için kullanılıyor. Hani bunu şöyle örneklendireyim. Bir insan vücudu düşünün. İnsan ne yapıyor? Burnundan nefes alıyor, ağzından veriyor. Yani oksijeni burnumuzdan alıp karbondioksit olarak ağzımızdan ne yapıyoruz? Dışarı veriyoruz. Bu cihaz da teknoloji olarak bir insan gibi nefes alıyor. Aldığı nefesi ne yapıyor? Ciğerleri dediğimiz UVC'nin önünden geçirerek dezenfekte edilmiş havayı tekrar geri veriyor. Oksijenin biliyorsunuz sabit durmadığını, hareketli olduğunu biliyorsunuzdur. Bu konuda da bu cihaz etkili bir ne yapıyor? Bize temiz bir hava vermemizi sağlıyor. Özellikle bizim sağlıklı kalabilmemiz için solunum yolları hastalıkları dediğimiz sadece bugün koronavirüs değil, grip gibi, kua gibi, astım gibi solunum yollarıyla birbirimize geçebilecek hastalıkların dışında kronik rahatsızlıkların da rahatlamasını temiz hava alarak dezenfekte alınmış bir hava alarak rahatlamasını sağlıyor. UVC'ye örnek temsili bir lambadır. Cihazımızın içinde de mevcuttur.
Cihazımızda aynı zamanda 8 milyon metreküp negatif iyon verme özelliği vardır. Nedir negatif iyon? Polen ve toz ve bakterilerin iyon oksijen ağır olduğu için havada asılı kalmasını engelleyen, özellikle astım ve bronşit KOA hastası tarzı solunum yolu hastalıklarının rahat nefes alıp vermelerini sağlayan yoğun oksijendir. Burada negatif iyonu dağlarda, şelale yataklarında, tuz mağaralarında karşılaşabiliriz. Bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Gördüğünüz sol taraftaki fotoğraftaki koğuş Nahçıvan'da bulunan tuz mağarasıdır. Özellikle bu bölüm çocuk hastalarının yattığı, astım hastalarının yattığı bölümdür. Çünkü tuz mağaralarında da negatif iyon bulunmaktadır. Keza yine şelale yataklarında negatif iyon bulunmaktadır. Bizim cihazımız 8 milyon metreküp negatif iyon jeneratörleri iyon attığı için dağlarla eşdeğer iyon atmaktadır. Cihazımızın böyle bir özelliği var ki negatif iyon ortama verildiğinde orman havası hissedersiniz, bir ferahlık, bir serinlik hissedersiniz ve sizin daha rahat ortamda nefes alıp vermenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda takdir edersiniz ki hepimizin başına gelmiştir. Bugün mahalle arasında birisi mangal yaptığında günlerce mangal kokusu geçmez iken ormanda yüzlerce insan mangal yapar ama çok çabuk mangal kokusu ortadan kaybolur. Ya da bugün mahallede bir toz duman olduğunda hapşırmalar, öksürmeler, tiksirmeler varken ormanda kalkan tozun çok çabuk yere indiğini görürsünüz. Bunun sebebi negatif iyon havada daha ağır olduğu için toz partiküllerinin havada asılı kalmasını engeller. Bu da solunum yolu problemi olan insanların rahat nefes almasını sağlar. Cihazımızda aynı zamanda bir HEPA filtre özelliği vardır. Nedir HEPA filtre? Yüksek havada etkinlikle partikül yakalayıcıdır. Bugün 0.3 mikrona kadar havadaki toz partiküllerini yakalama etkisi vardır. Burada çok önemli bir detay var değerli katılımcılar. Bugün koronavirüs 0.3 mikrondan geçebilir. Ama burada ne yapmıştık? Az önce dediğim gibi cihazımızda UVC teknolojisi olduğu için hava filtresinden geçse dahil virüs UVC'den geçme şansı yoktur ve size yakalanmış toz partiküllerinin olduğu bir ortamda, öldürülmüş bakterilerin olduğu bir ortamda ferah, temiz bir havayı sizlere bu cihaz sağlar değerli arkadaşlarım. HEPA filtrelerinin bir özelliği vardır. Kullanıldıkça etkisi artmaktadır. Özellikle bunlar test sonuçlarında performansları ölçülmüştür değerli katılımcılar. HEPA filtre 3 katmandan oluşur. Bildiğiniz aslında arabalarını bilen abilerimiz, ablalarımız bilirler. İlk öndeki filtre araba filtresine benzer. Daha sonra özel filtrasyon sistemi vardır. Ve buradaki amaç havadaki toz partiküllerini yakalayıp cihaza, daha partikülsüz cihaza hava vermek ve orada da UVC ve iyonizer özelliğiyle ne yapmaktır? Size sağlıklı bir havayı geri dönüşüm olarak göstermektir. Ürün nasıl kullanılır? Bununla ilgili teknik bir bilgi vereceğim sizlere. Bugün ürün eklem ve ayak ağrıları için torbalama yöntemi dediğimiz, günde 15 dakika ayağımıza ozon gazı vererek ayak ağrılarını dindirmek için kullanılabilir. Farkındaysanız az önce anlattığım hep ortam temizliği ve dezenfektasyondu ama aynı zamanda bu ürün tıbbi olarak da bugün kendinizi evde lokal olarak tedavi etmenize, lokal olarak vücudunuza fayda sağlamaya yarayabilecek bir üründür. Bugün hastane ortamında bir şeker hastasının düştüğü durumdan sonra lokal bir torbalama yöntemiyle ne kadar aşama kaydettiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda cihaz ozonlama işlemini suya verilerek ayaklarınızda oluşabilecek günün yorgunluğunu çıkartmak için de kullanabilirsiniz. Bugün görmüş olduğunuz kullanıcı ayaklarını suya doldurarak, ayaklarını da suyun içine koyarak ne yapmış? Ayaklarında oksijen seviyesini arttırmış. Bu da aynı zamanda kullanma yöntemlerinden bir tanesidir. Yine cihazımızla kendi saf zeytinyağınızdan ozon yağını üreterek eklem yaralarına, eklem rahatsızlıklarına, morluklara, iyileşmeyen yaralara, kırışıklıklarla ilgili olan kısımlarda ozon yağınızı üreterek de cihazımızla, kendi yağınızla, kendi bildiğiniz ürünle uygulama yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Cihazımız gündelik hayatta peki nasıl kullanacağız? Bununla ilgili de biraz bilgi vereyim size. Cihaz ozonlama yaparken, burası çok önemli bir detay, o ortamda bulunmamanız gerekiyor. Suya ya da yağa verme ya da sebzeye ya da meyveye verme aşamasında değil ama ortam dezenfektanında ortamda bulunmamanız gerekiyor. Ama cihazı
ortamınızda özellikle rahat nefes alıp vermeniz, kalabalık bir ortamda birbirinize solunum yollarıyla hastalıkların geçmesini istemediğiniz zamanlarda ne yapabilirsiniz? Hava temizleme, UVC ve iyon özelliğini üçünü bir arada kullanarak fonksiyonel olarak arındırılmış temiz bir havada rahat bir şekilde nefes alıp verebilirsiniz. Bunu aslında şöyle örneklendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz Anadolu'da bir tabir vardır. 7 burun bir fırın derler. 7 tane aynı insanın aynı oturduğu ortamda birbirleriyle aldıkları nefes birbirlerini ne yapabilir? Rahatsız edebilir. Bu cihaz bunun önüne geçecektir. Bir insandan daha hızlı nefes alıp verdiği için ne yapacaktır ortamda? Sizlere daha sağlıklı, dezenfekte olmuş bir hava sağlayacaktır. Bir başkasından size grip ya da daha başka bakterilerin, mikropların geçmesinin önüne geçecektir değerli arkadaşlarım. Cihazın teknik detayı. Cihazımız 10 watt enerjiyle çalışır. 24 saat bugün 10 watt enerjiyi çalıştırdığımızda 30 gün boyunca 7200 watt olarak ne yapar? Elde ederiz. Bugün 7200 watt yani 7.2 kilowatt hesapladığımızda elektrik birim fiyatının 39 kuruş olduğu ülkemizde vergiler dahil bir cihazı hiç kapatmadan kullandığınızda 7 TL elektrik yakarsınız. Cihazımız 2 yıl ücretsiz 10 yıl yedek parça bulundurma özelliğiyle satış yapılmaktadır. Cihazımızın garanti şartları Bağış Holding tarafından sorumluluğundadır. Türkiye genelinde teknik servislerimiz, teknik noktalarımız ve bayilerimiz vardır. Cihazımızda hem C hem de Roche sertifikaları mevcuttur. Hangi ürünlere sahibiz firma olarak? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bugün araba iyonizeri dediğimiz negatif iyon yayan bir çakmaklığımız vardır. Özellikle beyler arabalarını çok sever ama arabalarında sigara içenlerin de olduğunu öngördüğümüzde araba çakmaklığı ne işe yarıyor? Bir videoda birlikte izleyelim değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz bir bardak içerisinde sigara dumanı veriliyor ve sigara dumanıyla ne yapacak şimdi bakın cihaz çalıştırılacak, mavi bir ışık yanacak. Çok kısa bir saniyede görüyorsunuz 13 saniye gibi bir saniyede sigara dumanını yok etti. Aynı zamanda iki USB özelliği olarak çakmaklarınızı iptal ettiğinizde telefonlarınızı ya da akıllı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda negatif iyon kolye ürünümüz var. Şu an benim de boynumda gördüğünüz bir kolye modeli. Özellikle çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz çocuklarımızı, torunlarımızın onların dışarıdan gelecek bakteri ve mikropları korumak için onların boğazlarında, boyunlarında taşıyarak onların etraflarında negatif iyon koruma kalkanı yaratabilirsiniz. Aynı zamanda UVC özelliği olan UVC el lambamızın da videosunu şöyle bir birlikte izleyelim. Portatif bir cihazdır, şarjlı bir cihazdır değerli arkadaşlarım. Üzerinde 12 tane LED vardır UVC. Özellikle ortak kullanım olan noktaları dezenfekte etmekte kullanılır. Cep telefonu, klavye, efendim işte otellerdeki yastıklar, battaniyeler, kapı kolları gibi alanları çok fazla dokunma olan yerleri dezenfekte etmek için kullanabilirsiniz. UVC'de ne demiştik? Organizmaların dayanma şansı yok demiştik. Aynı zamanda UVC'yi maske dezenfektanında da kullanabilirsiniz. Yine ozon özelliği olan portatif şarjlı ozon cihazımızdan bahsedeyim. Solunabilir özelliği olan 10 PM dediğimiz ozon verme özelliğine sahiptir. Şarjlı ve portatiftir. Dilediğiniz her yere götürme imkanınıza sahiptir. İki modda çalışan bir cihazdır. Arzu ederseniz manuel olarak 30 dakika, arzu ederseniz şarjlı olarak programda 20 dakika otomatik çalışıp 6 saat dinlenme moduna geçip 6 saat sonra tekrar otomatik çalışma modunda kullanılabilirsiniz. Bu da sizin her gittiğiniz yerde sizin yanınızda koruyucu kalkan olarak kullanılabileceğiniz bir üründür. Yine çok amaçlı bir ozon cihazını bahsedeyim. Yoğun dezenfekte etmek isteyenler, özellikle kendi ozon yağlarını, mutfaktaki yiyeceklerini ve içeceklerini çok aşırı derecede dezenfekte etmek isteyenler, içtikleri suları çok aşırı derecede dezenfekte etmek isteyenler için çok amaçlı ozon cihazımızı da böylelikle tanımış olalım arkadaşlarım. Ve son olarak uykusuz gecelerimizde, uykusuz problemli olduğumuz gecelerimizde, baş ağrımıza, migrenimize iyi gelecek bir ürünümüzdür. Üzerinde yeşim taşı teknolojisi vardır.
Yeşim taşı ile ilgili araştırma yapmanızı da rica ederim. Özellikle sizin kendi araştırmanız sonucunda yeşim taşının ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz ve yeşim taşı uyku bandında böylelikle sizlerle tanıştırmış oldum. Sunuma sizi davet eden arkadaşlarınızdan detaylı demo ve deneme sunumu alabilirsiniz. Onlar sizlere gerekli olan demo ve sunumu canlı olarak sizlere yapabilirler. Sizi buraya davet ettiklerinde sizlerin ürünleri önce tanımanızı istediler. Eğer ürünlerle daha detaylı tanışmak isterseniz sizi canlı bir şekilde evlerinizde, iş yerlerinizde, ofislerinizde ziyaret edip ürünlerle tanıştırabilirler. Eğer ürünlerle ilgili kafanıza takılan sorular varsa lütfen chat kısmına yazarak sizleri bilgilendirmem konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Murat Bey. Kanter hocam şey demiş, cihaz mükemmel, kullananlardan referans gösterip yerinde izlemek ve canlı memnuniyet videosunu çekip kullanabilir miyiz demiş. Teşekkür ederiz demiş. Bununla ilgili kesinlikle yapabiliriz. Az önce sunuma başlamadan önce aramızda Fatma Hanım var. Fatma Hanım'ın mikrofonunu açma imkanınız var mı? Fatma Yüksel. Fatma Göksel mi Yüksel mi? Göksel, özür dilerim. Evet, evet Fatma buyurun. Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar. Cihazınız iyi elinize iki gün önce ulaştığını söylemiştiniz bana az önce mesajınızda. Ve cihazı evet. Annenizin ve babanızın evinde kullandığını, İzmir'de kullandığını söylemiştiniz. Bununla evet. ilgili anneniz ve babanız cihazla ilgili ne yaşadı? Bir paylaşır mısınız? Evet, çok muhteşem bir şey yaşadık. Bizim için çok çok önemliydi. Annem babam yalnız yaşıyorlar. Babam 78 yaşında, annem 74 yaşında. Babam 3 sene önce kalp ameliyatı olmuş bir insan ve nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyor. Annem de yine çok birçok rahatsızlıkları var. Ve sürekli her gün yorgun kalkıyor. Ayakta durmaya çalışıyor, mücadele veriyor. Cihazı taktık, kullanmaya başladık. Annem iki gündür çok dinlenmiş bir şekilde uyandığını, dinçleştiğini ve çok rahat bir şekilde nefes alabildiğini ve çok vücudunun rahatladığını söyledi. Bundan dolayı da çok mutlu, çok memnun. Cihazı göndermek istemiyor, onun cihazı henüz gelmedi. Bu cihazı ben götürecektim yanımda. Sen gönderme diyor, götürme diyor. Sen kendi öbür cihazı sen al diyor. Bu şekilde bir güzellik yaşadık. Babam da yine aynı şekilde. Normal zamanlarda böyle oturduğu yerde uyuyakalırdı, uyuklardı. Ama artık hiç uyuklamıyor ve çok rahat bir şekilde yastığını yükseltirdi. Şu an uykusu falan gayet normal ve canlı canlı, dinç dinç dolaşıyor evin içinde. Çok mutlu ikisi de. Çok teşekkür ediyorlar. Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum. Yine aramızda tanınmış simalardan Zafer abimiz var. Zafer Düztepe abimiz. Onun mikrofonunu açabilir misiniz Murat Bey? Kendisiyle. Başarılar dilerim. Çok mutlu ettiniz bizi. Sağlığımıza kavuştunuz. Teşekkür ediyoruz size. Allah razı olsun teyzeciğim. Ellerinizden öpüyorum. Hürmetler. Fatma Hanım'ın annesi konuştu bu arada arada. Okay, Zafer evet. abimizin mikrofonunu açabilir miyiz? Zafer Düztepe abimizin. Zafer hocam. Bu arada Zafer Bey uyku bandıyla, göz bandıyla şu an toplantıya katılıyor. Kendisinde çok yoğun migren ağrısı vardı. Göz bandını hemen aldı. Şu an toplantıya aynı zamanda göz bandıyla katılıyor. Boynunda da iyon kolyesi var benim. Zafer hocam. Tamamen ürünü modundayım. 4 fonksiyonlu iyonizer cihazı ben de kullandım. İlk eve geldiğinde yatak odama götürüp sabaha kadar şöyle bir iyon eşliğinde uyuduğumda şeyi fark ettim ben. Online eğitimlere bu ara devam ettiğim için gece 3'te yatmıştım. Saat 5.30 civarında uyandım ve sanki böyle bir yayla evinde uyanırsınız da 2 saat 3 saat uykuyla 7-8 saatlik uyku almış gibi olursunuz ya. İlk gün onu hissetmiştim mesela. Hani yani uykumu almış hissediyorum ama ya arada geçen süre 2-3 saatlik bir süre. İlk deneyimim o oldu. Bu göz bandını da siz söylediğinizde sürekli bir sabahtan akşama kadar 10 saat 15 saat bazen bilgisayar başında kaldığımız için hakikaten böyle elektromanyetikle fazla haşır neşir olmaktan başımızda bir böyle bir ağrı oturduğu zaman oluyordu. Ben şimdi gözlüğü takıyorum. Sanki o haşların içerisine ağrı çekiliyormuş gibi bir şey hissediyorum. Bunu bugün sabah söyledim bir arkadaşıma. Hemen 2 tane sipariş verdi bu sabah mesela. Evet, bugün sipariş geldi. Teşekkür ediyoruz Zafer Hocam. Rica ederim. Murat Bey, aslında mikrofon sizin açıkken siz de oğlunuzun kolye ile ilgili yaşadığı deneyimi paylaşmanızı rica edeceğim. Tabii ki paylaşırım seve seve. Arkadaşlar
Kolyeyi biz ilk geldiği günden itibaren, benim küçük oğlum var, hep sabahleyin burnu tıkalı uyanır. Kolyeyi önce gün boyunca boynunda gezdirdi. Akşamleyin de yatağının başına astık kolyeyi. Sabah kalktığında baba iki burnum da açıktı dedi ilk defa. Bu çok sevindirici ve güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Ben aramızda teşekkür ederim. Ali Bey de aslında başkanım. Ali Başkanım'dan da söz almak isterim. Ali Başkanım'ın da ozonla ilgili daha önce koku alma problemi vardı ama şimdi ozonu hissetmeye başladı her geçen gün. Onunla ilgili kendisinden bir bilgi alalım. Bununla ilgili evet bir durum var. Daha böyle çok net koku alma olmasa da ama onun ötesinde hani arkadaşlarımız bizi tanıyor, tanımayan misafirlerimiz için de. Biz bu ürünü 2 aydır araştırıyoruz. Ahmet Beylerle 2 aydır görüşüyoruz. Tamamen konuya vakıf olduktan sonra o ekrandaki görmüş olduğunuz denemelerin hepsini ben evimde yaptım. Normalde tavuk almıyorum ve bunun için tavuk da aldım, denemede yaptım. Su deneyi de olsun. Aklınıza ne geliyorsa bunlarla ilgili bütün süreçleri hakikaten değerlendirdik. Ama en önemli sıkıntı şu tabii, burunda sorunu olan veya nefes problemi olan insanlarda ağız kuruluğu, boğazda gece sabah kalktığınız zaman kuruluk, tıkanıklık vesaire, bunları herkes çok yaşıyor. Özellikle de kentte yaşıyorsanız kaloriferli dairelerde bu kaçınılmaz. Bunları bu ürünle en aza indiriyorsunuz. Hatta bunu yaşamıyorsunuz diyebilirim. Sabah tertemiz bir boğazla burunla kalkıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Hani bunu yaşayan bilir tabii. Eğer sizin zaten durumunuz normalse bu sizin için çok anlam ifade etmez ama eğer sıkıntınız varsa bu çok büyük bir nimet bunu yaşayanlar için. Diğer bir taraftan bizim ofisimizde Ahmet Bey'le Ankara Çukurambar'daki ofisimizde gerçekleştirdik toplantıyı. Yeni binaların hepsinde yukarıdan üflemeli hava sistemleri var. Merkezi sistemler. Ve ben bunlarda hayatta duramıyorum. Normal şartlarda. Otobüste yolculuk yapamam. Yani her yere kendi aracımla giderim vesaire. Sinüslerden vesaire. Ama o gün biz 2,5-3 saatte Ahmet Bey hemen hemen vakit geçirdik. Evet, doğru. Ofiste. Ve hiç ara vermeden, ben dışarı çıkma ihtiyacı hissetmeden toplantıyı gerçekleştirdik. Ürün bunların hepsini arkadaşlar yapıyor. Özellikle de ayaklarınızda bizim gibi bazen insanlar şey düşünüyor. Çok ayakta çalışan insanların ayakları sıkıntı yaşıyor vesaire diye düşünüyorsunuz. Çok oturanlarınki de. Yani eğer metabolizma çalışmıyorsa, hareket etmiyorsa çok oturduğunuzda da büyük sıkıntı. İşte Zafer Beylerle aynı işleri yapıyoruz. Tanımayanlar için söylüyorum. Çok ciddi şekilde bilgisayar başında ve masa başında zamanımız geçiyor. Ben ne yapıyorum akşamları artık? Bir kova suya doldurup direkt ozonu da veriyorum suya. Ayakları da atıyorum içine. 1 saat çok ciddi şekilde oradaki ölü deridir vesairedir, mantardır. Bunlardan eser bırakmadığını göreceksiniz. Deneyim çok Ahmet Bey. Yani benden daha çok misafirlerimiz veya bir sürü arkadaşımız artık cihazına kavuştu. Onları anlatırsa daha kıymetli olur. Murat Bey, Aşkın Hanım'la da öyle bir diyalogumuz olmuştu. Aşkın Hanım'ın mikrofonu da açmamız mümkün mü? Aşkın var. Tabii ki hemen açalım. Onun da bir deneyimlerini şey yapalım. Soru cevaba da geçeceğiz bu arada. Aşkın Hanım buyurun, mikrofon sizde. Evet, merhabalar herkese. Misafirlerimize de hoş geldiler. Çok güzel bir cihazla bizi tanıştırdınız Ahmet Bey. Gerçekten çok memnunum. Ve bu 5 gün içinde 3 tane misafirim geldi. 3'ü de bana şunu söyledi. Çam ormanlarında yaşıyor gibisin dediler. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkesin bir tane edinmesini diliyorum. Öyle söyleyeyim. Öncelikle bu cihazı ben vesile olmadım. Sayın Bey kendisi oda toplantıda. Sayın Bey'in burada çok büyük emeği, çok büyük katkısı var. Biz sadece sizlerle tanışmasına aracıyız, sebebiz, vesileyiz. Ama bu konuda en büyük emek Sayın Bey'in. Onu da buradan konu üzerine söylemiş olayım. Sayın Bey'e de teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bence mağazalarımıza kazandırdığınız için ben de çok mutluyum. Ali Bey'e de ayrıca çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Murat ederiz. Murat Bey, sizlere de. İnci Hanım'ın da yorumlarını alalım. Arzu ederseniz soru cevaba geçelim Murat Bey. Buyurun Ahmet Bey. Merhaba bu arada. İnci Hanım merhaba. Sizin de ürünlerle ilgili deneyimlerinizi alalım. Şimdi şöyle o kadar çok ki hangi birisini anlatayım, hangisinden başlayayım. Ben ilk önce kendimden başlayayım. Diş yaptırıyorum Ahmet Bey. Dişlerde şey var, damaklarda demir çubuklar var. İşte damak ameliyatı oldum aynı zamanda. Uzun uzun çubuklar konuldu. Şiddetli şey yapıyordu, koku yapıyordu. Birkaç gün önce denedim. Siz hani şöyle ağzınızı tuttum 1-2 dakika dediniz ya. Evet. Ben bir 1-2 dakika kadar tuttum. Çok
Çok memnun kaldım Ahmet Bey. Yalnız ciddi şey söktürüyor, iflas çıkarttırıyor akciğerden, bronşlardan. İyi evet. mi? İyi. Evet. Ama yani ulu ortaya sürekli yapmak durumunda kalıyoruz. Ozonu çok uzun süre maruz kaldığımızda dezenfekte etme özelliği olduğu için özellikle sinüzit hastalarında baş ağrısı, balgam problemi olanlarda balgam söktürür. O yüzden evet. ozonlama yaparken mutlak suretle odaları da bulunmamamız gerekiyor. Yoğun ozonlama esnasında odamızın tamamen dezenfekte olduğunu görmemiz gerekiyor. Ozonlama işlemi bittikten sonra ne yapabiliriz? 10 ile 5 dakika arasında odayı kullanma açabiliriz. Yani ozonlama işlemi bittikten sonra 5 ile 10 dakika sonra o odayı kullanabiliriz. Onun dışında ne gibi problemlerle, faydalarla gördünüz, karşılaştınız İnci Hanım? Siz de bana çok yazdınız, eşiniz, dostunuz da bu sayede, sizin sayenizde ürüne sahip oldu. Onlardan geri dönüşlerle onları da alalım sizlerden. Daha sonra soru cevaba geçelim. Tamam. Şimdi Ahmet Bey bu örnek veriyorum. Bacak kollardaki poşetleyip ozon verme yöntemi ciddi sonuçlar var. Ya yani, tamam elimizde ozon yağı yapıyoruz, havayı temizliyoruz falan ama ancak seans olarak bakarsak konuya, hastalık olarak bakarsak ciddi sonuçlar var. Sedef egzama değil sadece. Çok farklı cilt tipi rahatsızlıklarımız da var. Son 11-12 yıldır ülke çapında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Cilt hastalığı. Yani neredeyse kanseri solladık. Anladığım kadarıyla bu kullanılan kimyasal deterjanlardan kaynaklanıyor sanki bu ciddi bir rahatsızlıklar. Ozon ilk yaklaşık 10-12 dakika civarında yarayı veya çıbanı sakinleştirdiğini gördük gelen videolardan. Şimdi bu videoları tabii ki yayınlayamıyoruz. Ahmet Bey hani bayanlar olduğu için işte kapalı bayanlar falan var hani. Yayınlayamıyoruz ama çok güzel sonuçlar aldık. Bu konuda özellikle cihazı olanlar o zaman ne yapacaklar? Çevremizde davet ettiğimiz arkadaşlarımıza birebir davet üzerine uygulama yapacağız değil mi inşallah? Muhakkak. Muhakkak. Bir de bir beyden bir sonuç geldi. Bir hastamız uygulama yapmış. Bir arkadaşımız diyelim daha doğrusu bir meslektaşımız uygulama yapmış. Erkeklerde biliyorsunuz kasık fıtığı diye bir rahatsızlık vardır. Komple belle önle birlikte poşeti geçirip Ahmet Bey oradan şeyi vermiş, ozonu vermiş. Torbalama yöntemi yapmış. Torbalama yöntemiyle ama alttan vermiş. Anında kişinin çok rahat bir şekilde o beyefendi kimse o hasta lavaboya çıktığı söylenildi. Evet, ağrı konusunda da etkili olduğunu zaten söylüyoruz. Evet. Çok aslında burada hemen hemen birçok kişinin cihazı da olduğu için Murat Bey aslında o kadar çok konuya şey yapacağız ki ama diğer arkadaşlarımız, evet. diğer katılanlar, o misafirlerimiz bilgilenmek istedikleri için soru cevap kısmına devam edelim. Soru cevabı geçelim. Aynen. Yine söz isteyen olursa yine söz chat kısmına yazarsa söz hakkı veririz. Tamamdır. İnci Hanım'a teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bizim teşekkürler. Güzel Hanım yazmış. 4 fonksiyonlu cihazda ozon ortama kaç PV ozon veriyor demiş Ahmet Bey. 400 ile 500 PM ozon verme özelliğine sahiptir. Mesela portatifte 10 PM'dir. Ama büyük cihazda 400 ile 500 PM ozon verir. Zaten bu sertifikalarında değerleri de vardır. Bununla ilgili zaten ürünle ilgili paylaşımlarda çok fazla bulunuyoruz. O yüzden zaten bulunduğunuz ortamı terk edin diyoruz ozonlama esnasında. Çünkü yüksek bir ozon verdiği için dezenfekte amaçlıdır. O yüzden inşallah bulunduğunuz ortamı dezenfekte ederek sterilize bir ortama girersiniz. Ozonlamayı şöyle düşünün. Özellikle bir arada oturulmuş oturma odalarında ya da yatak odalarına girmeden önce ya da yatak odalarından çıktıktan sonra ya da kalabalık ofislerde, kurumlarda bir arada bulunma esnasından sonra yaparsanız bir dahaki odaya girme sürecine kadar sterilizir temiz bir hale gelmiştir. Eğer etrafa püskürtme yöntemiyle bir dezenfektasyon uygulaması yaparsanız sadece bulunduğu sıktığınız alanı dezenfekte edebilirsiniz. Ama ozon gazı her yere ulaşabilme özelliğine sahip olduğu için orayı yoğun bir şekilde, etkili bir şekilde dezenfekte edilir. Ozonlanmış odaya girdiğinizde hissedeceğiniz şey şudur. Serin, ferah bir ortamdır. Bunu zaten girdiğinizde steriliz olduğunu bizzat yaşayarak hissedersiniz. Buyurun Murat Bey.